Hayat kanalı izleyicileri. Bugün Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Amik Ovası'nda daha önce bulunan Amik Gölü'nden son incilerden bir tanesi Çamsarı Karadilli Göleti'ne gideceğiz. Muhteşem görüntüsü ve doğasıyla bizleri büyüleyen bu gölet sizlerin de seyrinde olacak biraz sonra inşallah. Biz bugün gezi vloglarımıza devam ediyoruz. Narinci Hayat ailesi olarak geziyoruz. Umarım bizde kalmaya devam edersiniz. Çamsarı'ya gider mi bu yol? Çamsarı'ya gider mi? Evet, gider. Direkt oraya mı gidiyor? Evet, gider. Arka tarafa. Güle güle gel. Güle güle gel. Hadi bakalım. Sarı Karadilli Göleti'ne geldik. Çok güzel bir yer. Gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Biz ilk defa geldik ama son olmayacak. Görüntü, ortam muhteşem. Karadilli Göleti, Amik Ovası'nın ortalarında tam bir inci tanesi gibi doğal güzellikleriyle İnsanların ruhunu değiştiren, huzur veren bir gölet. Sularında balıkların ve ördeklerin bulunduğu seyri muhteşem bir gölet. Bu gölet Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı köyünde bulunmakta. Çamsarı, Acerköy, Kürt Nasır, Aygır Gölü, Yastıyurt, Cintepe, Yusuflu ve Çamsarı merkez olmak üzere 7 köyden müştekil bir gruptur. Sonra bu 7 köyü bir araya getirip geniş bir alandaki yerleşimin adına Çamsarı demişler. Sonraları Hassa kazası, Cebeli Bereket, divası yani vilayeti olarak bağlanmıştır. Bir zaman sonra ise Halep vilayeti, Leylan kazası Güzelce karyesine bağlanmıştır. 1940'lı yıllardan sonra Hatay ili Kırıkhan ilçesi Yalangoz nahiyesine bağlı bir köy olmuştur. Bizim için çok güzel zaman geçirilecek ve huzur bulunacak bir mekan Karadilli Göleti. Evet arkadaşlar, Ali kardeşimiz bu tesiste görevli yetkili kardeşimiz. Bizi güzel bir şekilde ağırladı sağ olsun. Kardeşim buradaki hizmetleri bir sayabilir misin? Hani izleyen arkadaşlar için. Sabahları köy kahvaltısı olarak serpme kahvaltı hazırlıyoruz. Izgara çeşitlerimiz var. Yılan balığı yapıyoruz. Pide çeşitleri vesaire, yani ne isterseniz yok demiyoruz. Zaten güzel manzara eşliğinde bunların hepsi de güzel gider. Bir de bir küçük şey, tekne turu gibi bir şey var değil mi burada? Evet. Şimdi benim oğlumun oynadığı şeylere biniyor insanlar. Göl içinde gezebiliyorlar. Tabii ki de. İnşallah bakalım. Sana teşekkür ederiz kardeşim. Ben teşekkür ederim. Memnun olduk inşallah. Görüşeceğiz. Görüşürüz.
bu muhteşem manzaraya ve çalışanların güler yüzlü hizmetlerine veda edip yolumuza Taş Köprüyü ziyaretiyle devam ediyoruz. Birazdan göreceğiniz Taş Köprü, Asi dizisinin de çekilmiş olduğu köprü ve yamacında benim ailemin büyüklerinin yattığı mezarlık bulunuyor. O mezarlıktaki güzel bir hatırayı birazdan sizinle paylaşacağız. Evet, Narinci Hayat kanalı izleyicileri, Karadilli Göleti'ndeki o güzel görsellerden sonra şimdi de Amik Ovası'nın verimli topraklarında çiftçilerimizin binbir emekle ektiği ekinleri görmek için içlerinden geçtik. Muhteşem. Allah hayırlı bereketli kazançlar nasip eylesin. Amik Ovası'nın toprakları verimli ve insanların neşesi yerinde. Umarım kazançlı bir hasat olur. Evet arkadaşlar, şimdi Hatay Kırkan Danahmetli Köyü'ne geldik. Danahmetli Köyü'nde tarihi bir köprü var. Taş Köprü isminde. Zamanında Asi dizisinin çekilmiş olduğu köprü. Muhteşem manzara. Aslında böyle akşamüstü geleceksin, burada piknik yapacaksın. Suyun kenarında böyle aşağıya ineceksin, piknik yapacaksın. Buraların tadı özellikle akşamüstü güzel olur. Çünkü çok fazla ağaçlık değil. Aslında ağaçlar vardı ama burada hep kesmişler. Yani neden kesmiş bunları bilmiyorum belediye ama bakın burada köklerini görüyorsunuz, kesmişler. Çok güzel bir doğası var. Şu köşede gelip piknik yapmak gerekiyor. Evet. Taş Köprü'nün hemen yamacında bizim aile mezarlığımız. Annemin akrabalarının, babamın akrabalarının bir kısmının bulunduğu mezarlık. Ve bu mezarlıktaki bir hatıratı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim iki tane özdayım vardı. Bir tanesinin ismi Halil, bir tanesinin ismi Mehmet. Halil dayım 70'li yaşlarında vefat etti. Fakat Mehmet dayım 20'li yaşlarında askerdeyken elin bir kaza sonucu şehit oldu. Ve dayım vefat ettikten bir süre sonra anneannem bu acıya dayanamayarak çok ağıtlar yaktı. Bir gün çok fazla ağladığını ve dayımın bundan muzdarip olduğunu, nurunun söndüğünü söylediği bir misafir çıka geldi. Herkes şaşırmıştı. Bu durumdan sonra rahmetli Halil dayım savcılıktan izin çıkararak dayımın mezarını açtırmaya karar verdi. Dayımın mezarını açmak için savcılıktan bir görevli, Diyanet'ten bir görevli, rahmetli Halil dayım ve rahmetli Mehmet dayımın kardeşleri, bacıları mezarın başında hazırdı. Mezar açılmaya başladığında mezarın içerisinden mis gibi kokular yayılmaya başladı. Rahmetli annem bu kokuyu duyduklarında bu kokunun dünya kokusu olmadığını ve herkesin bir anda ağlamaya başladığını, Diyanet görevlisinin lütfen bu mezarı açmayın, bu adamı rahatsız etmeyin, bu şehit dediğini söyledi. Fakat Halil dayım bunu dinlemeyip mezarı açtırdı. Mezarı açtırdığı vakit rahmetli Mehmet dayımın vücudunun büsbütün durduğunu, kefeninin sadece sağ orta tarafında hafif nemlendiğini, ölmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen çürümediğini oradakilerle beraber Diyanet görevlisi ve savcılık çalışanı gördü, şahit oldu. Herkeste bir ağlama, herkeste bir ızdırap oldu. Allah mekanını cennet eylesin.
Burası da amcamın evi. Çok sever, bakımlı. Bir bahçesi vardır böyle, kayısı ekmiştir, birçok meyvesi var. Kendisi zaten çiftçi olduğu için bahçesiyle ilgilenmeyi de çok seviyor. Biz de arada bir gelip misafir oluyoruz amcama. Restorantına geldik. Burayı çok seviyoruz. Yemekler olsun, soğuk mezeleri olsun. Yani böyle sürekli gelmeye çalışıyoruz. Ortam da çok güzel. Nurgül de çok yorgun. Saraybahçe'nin muhteşem bahçesi ismini veren bu güzel bahçesi. Kırıkan'da olup da buraya uğramadan gitmek olmaz bence. Hem mükemmel bir yemek lezzeti var. Ustaların güzel el lezzeti var. Güzel ikramları var. Birazdan zaten masamız kurulduğunda da göreceksiniz. Herkese tavsiye ederim. Kırıkan'a geldiğinizde bu güzel mekana uğramadan gitmeyin derim. Evet, öğleden sonra saatler olduğu için gayet sakin. Biz de rahat rahat yiyeceğiz yemeğimizi. Birazdan soframız tamamlanacak. Etlerimiz pişiyor şimdi. Az sonra bir fotoğraf alacağız buradan. Saraybahçe'nin mutfağındayız. Sıla'cığım, bizimle ilgilenen güzel kızımız. Şu mezeleri bize bir anlatsana sana zahmet. Şu en baştaki. Humus. Humus. Onlar zaten yeşillikler. Bu. Benzesi. Bu mu? Evet. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Patlıcan salatası, abaganniş. Abaganniş dedikleri. Evet. Patlıcan yoğurt ama bunun yoğurtlusu. Bu Ali Nazik mi oluyor? Evet. İçinde et var mı bunun? Et ama olunca yok. Ali Nazik oluyor, evet, değil mi? Evet, Ali Nazik oluyor. Bu? Muammara, cevizli biber diye geçiyor. Muammara. Muammara. Bu? Humus. Humusun devamı mı o? Aynen. Bu devamı. Şu arkadaki? Rus salatası. Mayonez. Salatası. Antep ezme, acı ezme. Antep ezme, o da zeytin zaten. Aynen, siyah zeytin. Bak ışık varmış, açsaydın daha önce. Evet, güzel. Hepsi taze. Biz buraya geldiğimiz zamanlar bununla bir tabak yapılıyor. Şimdi az sonra zaten onu da çekeceğiz. Sıla kızımızla beraber mutfağa bakalım. Ay çekiyor, bana ona koy gelmiş. Evet, burası da anne ekmeği diye. Saraybahçe restoranın mutfağındayız. Taş fırınındayız. Ustamızın ellerinden güzel bir pide yiyeceğiz. Biz buraya her geldiğimizde bu pidenin sıcaklığı arasında eridiz. Aynen. Çok güzel yapıyor. Şimdi susamını bol atıyor. Hatay kültürünün en önemli etkenlerinden bir tanesi zaten bu pidesi. Burası da taş fırın. Oo, bol susamla. Çörek otu ve susam. Evet. Ekmeğe lezzet veren iki etken. Bir de ustamın el lezzeti. Bunun adı Ordu Evi miydi? Neydi ismi? Ordör tabağı. Ordör tabağı. Heh. Hatay'da geldiğinizde böyle ordör tabağı olarak hazırlanır bu. Sıla, ordör tabağında tekrar saysana neler var.
Humus. Humus. Rus salatası. Rus salatası. Baba ganniş. Baba ganniş ana ama. Baba ganniş patlıcan salatası. Patlıcan yoğurtlama. Hı-hı. Muhammara, cevizli biber. Hı-hı. Sudan sebezi. Teşekkür ederiz. Ustam da burada etimizi hazırlıyor sağ olsun. Ustam isim neydi? Turgay. Turgay abi. Kolay gelsin abi. Ellerine sağlık. Turgay abinin lezzeti mükemmel. Biz buraya geldiğimiz zaman ben mutlaka kıyma yerim. Kıyma her yerde yenmez ama burada yenir. Turgay abimin ellerinden. Evet ustam ekmeğimiz, şükür çıtır ekmeğimiz. Oo. Abi harikasın. Afiyet olsun. Ustam benim ellerine sağlık. Ustamı şöyle bir ekmeğiyle çekeyim. Harikasın. Sıla'cığım. Sıla bizim güzel kızımız. Burgay abimin el lezzeti. Sen de tut o kızım bunu elinde. Ustam senin isim neydi? Murat. Murat abim ellerine sağlık, kolay gelsin. Sağ olun. Hatay'da kesinlikle mangal işi et tüketilmelidir. Ben sıcak yemeklerde de severim ama mangalda et ayrı. Bir de özellikle Saraybahçe'yi tercih etmemin sebebi ustalarımın el lezzeti mükemmel. Önünüze gelen salatalar birazdan zaten ikram bittiğinde size çekeceğiz. Şu anda bu pişmekte olan eti birazdan göreceksiniz. Ayranımız geldi. Köy yoğurduyla yapılmış değil mi Osula? Ben bir bardak alayım bari. Yemeklerimiz geldi. Görüntü muhteşem. Lezzet de muhteşem. Kesinlikle afiyetle yiyelim. Afiyetle yiyeceğiz şimdi inşallah. Al gel. Saraybahçe restoranına teşekkür ederek ayrılış yapacağız buradan. Hasan kardeşi ve bizi bekler inşallah çok mükemmel lezzetler. Çok mükemmel soğuk mezel özellikle Sıla'nın hizmetleriyle. Teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah bir gün buraya çekime de tekrardan geleceğiz. Allah'ım kısmet ederse. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Narince Hayat'tan bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.